Tablet reis namı diğer Onurcan. Bu kişiyi TikTok'ta veya YouTube'da illaki görmüşsünüzdür. Onurcan 24 yaşında gelişim bozukluğu ve yeme bozukluğu olan bir genç. Maddi ve ailevi sorunlar yaşıyor ancak bir üniversite hayali var. Bu bilgileri Testo Taylan'la çektiği videolardan aldım. Peki bu bilgilerin bu video ile ne alakası var? Aslında bu video ile pek bir alakası yok. Videoya başlamadan önce sizlere çocukla ilgili ufak bilgiler verdim. Şimdi asıl olayımıza geçelim. Benim bu videoyu çekmemdeki asıl amaç TikTok'ta paylaştığı son videolar hakkında. Yani izledikçe kriz geçiriyorum. İzledikçe kendime sinirleniyorum. Neden ve nasıl ünlü olduğunu anlamakta zorlanıyorum biraz. Son attığı videolarla ilgili birkaç kesitler paylaşacağım. Sizler de bir izleyin. Ondan sonra videomuza dönelim. Şeytan diyor yazdığı saz. Üçüncü sen net fake al. Vata teytap. var. ben miyim lan? Oraya gelmeyim lan. So the one to be one. Evet videolar bu şekildeydi. Sizlerin de bu videolar ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Olayın başına dönersek Tablet Reis 2013'te bir video paylaşıyor ve sosyal medyada viral oluyor. Bu arada bahsettiğim video tabletten salata çıkıyor. Bu videoya da YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Babasını kaybettikten sonra YouTube'a geri dönmüyor ve şu anda Malatya'da yaşıyor. Ve yaklaşık 2-3 ay önce Testo Taylan'la bir video çekiyorlar. Testo Taylan'la çektiği videodan sonra Onurcan bayağı bir kitle kazanıyor. Ve bir miktarda maddi kazanıyor kazançları elde ediyor. Ama çok geçmiyor ki bu Testo Taylan'ı çektiği videodan sonra elde ettiği kazançlarla kendine ürünler, telefon vesaire o tarz şeyler almaya başlıyor. Bu konu hakkında çok bilgim yok o yüzden yanlış bir şey konuşmak istemiyorum. Burada diyeceksiniz sıkıntı ne yani neden aldın laf ediyorsun falan filan herkes alabilir falan. Yani tabii ki bu aldığı şeyler falan beni ilgilendirmiyor. İstediğini alabilir, istediği para onun istediğini yapabilir. Fakat son zamanlarda büründüğü kişilik oldukça kötü. Şımarıklığın en üst seviyesine ulaşmış bir kişi görüyor. TikTok'ta paylaştığı son videolardan zaten bunun farkına varabilirsiniz. Gidip onun hesabından da videolarını izleyebilirsiniz. TikTok'ta açtığı canlı yayınlar, kesitleri olsun, söylediği şarkılar olsun vesaire. Yani garip bir kişiliğe bürünmüş. Gerçekten çok garip bir kişiliğe bürünmüş. Yani bu çocuğun söylediği bilgiler hakkında yalan olduğuna dair videolar var YouTube'da. Benim bunlarla ilgili çok bir bilgim yok. O yüzden bunu başka bir videoda araştırıp konuşacağım. Benim anlatmak istediklerim bu kadardı. Bu kişiye de artık gerekli primin verildiğini düşünüyorum takipleri ve yorumu sizlere bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.